Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla şeytandan Allah'a sığınırım. Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya götüren o Allah yücedir. Gerçekten o işitendir, görendir. Bu Peygamber Efendimiz'in mucizesi. Bu net olan mucizelerden bir tanesidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem akşam alındı. Kısa sürede Kudüs'e gitti. Hatta hanımına diyor, kalktığımda yatağı boştu diyor. Bir süre sonra Peygamberimizin yatağında olduğu görülüyor. Evet. Bu Peygamberimizin net mucizelerinden bir tanesidir. Musa'ya kitap verdik ve benden başka vekil edinmeyen diye onu İsrailoğullarına kılavuz kıldık. O zaman sadece Cenab-ı Allah İsrailoğullarına peygamber göndermiş o devirde. Ama bizim peygamberimiz bütün alemlere gelmiştir peygamber olarak, evet. Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın çocukları, yani bizlere sesleniyor, bütün dünyaya sesleniyor Cenab-ı Allah. Şüphesiz o şükreden bir kuldu. Yani sürekli Allah'a şükretmek. Sen değil mi? Mesela çocukların yemek yiyorsun, hemen şükür. Hemen şükür değil mi? Evet. Şükreden bir kuldu. Evet. İsrailoğullarının karşılaşacağı olaylarla belirtiyor Allah. Kitapta İsrailoğullarına şu hükmü verdik. Muhakkak siz yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız. Bu onların kaderi, kaderlerinde var. Ve muhakkak büyük bir azgınlıkta kibirlenip yükseleceksiniz. Yani enaniyet ve kibir yapacaksınız diyor Allah. Nitekim ikiden ilk vaat geldiği zaman güç ve şiddet sahibi kullarımızı üzerinize gönderdik ve sizi evlerin aralarına kadar girip araştırdılar. Allah kulunu kuluna da musallat ediyor eğer doğru yolda olmazsa, evet. Yanlış yolda olmazsa. Kesinlikle. Bu yerine getirilmesi gereken bir sözdü. Allah bu benim kaderimdi diyor, bunu yerine getirdim diyor. Sonra onlara karşı size tekrar güç ve kuvvet verdik. Yeniden bereket, bolluk verdik diyor. Allah size mallar ve çocuklarla yardım ettik. Ve topluluk olarak sizi sayıca çok kıldık. Sayınızı da artırdık diyor Allah. Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Yani ahiretiniz için, dünyanız için o sizi pozitif hale getiriyor. Çünkü kötülük yapan kendi kavruluyor. Kendi yanıyor. Mesela birisine kin duydu mu bir insan hasta oluyor. Ya dengesi bozulur. Evet. Değil mi? Affetti mi? İnsanın beyni rahatlıyor. Evet. Eğer kötülük ederseniz o da sizin aleyhinizedir. İşte Kur'an ayet kastettiği bu. Sonun tabii birçok anlamı var. Bir anlamı da bu. Sonunda vaat geldiği zaman bunun bakın sonunda vaat geldiği zaman Allah'ın vaat ettiği olduğu zaman bu ayetin ebcedi 2019 tane veriyor. Bak. Aynı şekilde Mehdiyet'in devridir. Yani şimdi biz 2011'deyiz. İnşallah. Az bir şey var 2019'da, evet. Da inşallah. Hayırlara vesile. Evet. İnşallah. Eğer zulmederseniz diyor Allah, yüzlerinizi kötü duruma sokacak, insanların yüzlerini kötü duruma sokacak olayların olacağını belirtiyor Allah. Birincisine girdikleri gibi Mescid-i Kudüs'e girsinler ve ele geçirdiklerini darmadağın edip mahvetsinler. Demek ki savaşları da Allah meydana getiriyor. Savaşlarda o sebebi, evet, vardır mı? Tabii, mutlaka bir sebebi oluyor. Durduk yere kendiliğinden olmaz. Umul ki Rabbiniz size merhamet eder. Yani eğer güzel huylu olursanız size merhamet eder. Fakat siz bozgunculuğa dönerseniz biz de sizi cezalandırmaya döneriz diyor Allah. Biz cehennemi kafirler için bir kuşatma yeri kıldık. Cehennemden de Allah tehdit ediyor. Çok enteresan bir yer açmışım yalnız. Evet. Evet, maşallah. Şüphesiz bu Kur'an en doğru yola getirir. Bakın bir tek Kur'an'dan bahsediyor. Bak bu Kur'an en doğru, bak doğru yol demiyor Allah. En doğrusu neyse onu yaparım ben diyor Allah. Yalnız sadece Kur'an'la yaparım diyor. En doğru yola getirir ve salih amellerde bulunan müminlere, yani samimi olan insanlara, samimi müminlere onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir. Ama samimi candan olan, yani kendini kasmayan, sıkmayan, evet, vicdanına tam uyan. Ve şüphesiz ahirete inanmayanlar için de acı bir azap hazırlamışızdır. Dünyada da acı çekiyorlar zaten ahirete inanmayanlar. Zaten bu dünyada. Evet. Görüyoruz her tamam, şey. Bu dünyada bile azap çekiyorlar. Evet. İnsan hayra dua ettiği gibi şerre de dua eder diyor. Yani güzellikler ama belasını da ararlar diyor Allah. İnşallah. İnsan diyor pek acelecidir diyor Allah. İşte burada da sabır çok, evet, önemli. Sabır olacak. Zamana bırakmak, yaymak. Evet. Maşallah.
Gece ve gündüzü iki ayet kıldık. Gece ayetini sildik de Rabbinden bir faz aramanız, yılların sayısını ve hesabını öğrenmeniz için gündüzün ayetini aydınlatıcı kıldık. Yani geceyi ve gündüzü ben yaratıyorum diyor Allah. Durduk yere olmuyor diyor. Çünkü alem bir simsiyah oluyor. Bir süre sonra bembeyaz oluyor. Yine bir simsiyah oluyor. Yine aydınlık oluyor. Biz her şeyi yeterince açıkladık diyor Allah. Yani Kur'an'da her şey açıklanmış. Tabii onu anlamak isteyenler. Evet. Maşallah. Biz her insanın işlediklerini, yaptıklarını kendi boynuna budaladık diyor Allah. Onu bir kuş olarak belirtiyor Allah. Kendi boynuna doladık. Kaderi belli diyor Allah. Kıyamet gününde onun için açılmış olarak önüne konan bir kitap çıkarırız. Yani bütün hayatını kaset gibi içine almış bir bilgi ona sunulacak diyor Allah. Kendi kitabını oku. Bugün nefsine hesap sorucu olarak sana yeter. Yani kendi zaten o bilgiden, o kaset gibi ona sunulan neyse artık o cisimden akan bilgiyle kendi vicdanen zaten olayları anlıyor. Yaptığı hataları, anormallikleri zaten görüyor. Kendi kendini inkar edemiyor. Kim hidayete ererse, yani Allah'ın hadi ismiyle iman bulursa, samimi olursa kendi nefsi için hidayete erer. Yani kendine faydası olur diyor. Kim de saparsa kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar bir başkasının günah yükünü yüklenmez. Hani diyorlar ya ben günahını ben alayım sen yap. Evet, evet. Öyle bir şey olmaz diyor Allah. Evet. Biz bir elçi göndericiye kadar hiçbir topluluğa azap edecek değiliz. Yani mutlaka bir uyarıcı gelir diyor. Onun için ahir zamanda da çok uzun süre geçtiği için peygamberimizden sonra 1400 yıl geçtiği için hem Mehdi hem Hazreti İsa Mesih geliyorlar. İnşallah. Aynı devrede gelecekler inşallah.